döngüler var. Kurtarma çalışmaları biraz önce aşaması tamamlandı. 6 mürettebat sağ olarak kurtarıldı. Hala kurtarılmayı bekleyen ya da kendisinden haber alınamayan mürettebatlar bu konuda çalışmalar hakkında Sayın Bartın Mahallesi'nden dinliyorum. Sayın Halim, öncelikle geçmiş olsun. Çok nedir son durum? Gemi sanırım yük gemisiydi. Evet. Gemi yük gemisiydi. Ama önce şunu söylemek istiyorum. Şu anda sahil güvenlik botunu görüyorsunuz. Sahil güvenlik botu, sahil güvenlik grup komutanlığımıza bağlı bu bot. Bu hava şartlarında gerçekten büyük bir cesaret örneği göstererek görevini tam anlamıyla yerine getirmiş. Burada bu zor şartlarda, kimsenin denize açılamadığı bu şartlarda denize açılarak arama faaliyetlerini, arama kurtarma faaliyetlerini icra etmiştir. Gemi, yük gemisi Palau bandıralı. 12 tane mürettebatı var. Bu zor hava şartları, kötü hava şartları nedeniyle Bartın Limanı'na sığınmış. 46 yaşında bir gemi. 14 metre uzunluğunda, 14 metre eninde. Maalesef gemi 12-20 sıralarında ikiye bölünmek suretiyle kötü hava şartları nedeniyle batmış. Biz bunu haber alır almaz karadan ve denizden bütün imkanlarımızı seferber ettik. Bizim için en büyük engel hala şu anda canlı yayında da görüyorsunuz. Bir kar fırtınası ve denizde de şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Mendeley'in boyunu aşan bir dalga var. Bu dalga ve bu kötü hava şartlarına rağmen gerçekten Sahil Güvenlik Komutanlığı büyük bir özveri gösterdi. 6 tane mürettebatı sağ olarak bu bota aldık. Diğer 6 mürettebattan ikisini maalesef cesedi denizde görülmekle birlikte bot yanaşamadı. Diğer 4 mürettebatın da görgü tanıklarına göre kayalıklar, eğer güzelce sarabiliyorsunuz, seyircilerimiz belki tahayyül edemeyecek ama kayalıkların olduğu bölgede hareketsiz 4 kişiye ihbarı var. Bunlara da karadan ulaşmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz buralara karayoluyla ulaşmak imkansız. Dalgıç ekibimiz, özel bir denizaltı kurtarma dalgıç ekibimiz var. Bu ekip buraya dalmak suretiyle ulaşmaya çalışıyor. Değerlendirmemiz 6 sağ, 6 kat şeklinde ama henüz çalışmalar sonlanmadı. Sonuçlanmadığı için de bu konuda kesin bir yargıya varamayacağız ama 6 tanesi kurtarıldı. Helikopter, sahil güvenliğin helikopteri, sahil güvenlik komutanlığı helikopteri Samsun'dan hareket etti. Sinop'tan aktarmayla devam edecek. Deniz üzerinde eğer bu hava şartlarında uçuş yapabilirse onun çeşitli kurtarma yöntemleri var helikopterle. Onlar denenecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Fatih gemisi yolda. Onun bir katkısı olabilirse devam edecek. Son durumumuz böyle. Sanırım